arkadaşlar. Ben Deniz Hayat İsmail. Yeni bir günde, yeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Arkadaşlar neredeyiz? Biz neredeyiz ya? Kırıkkale, Ankara. İşte İkisi'nin arasında bir yerdeyiz. Şimdi değerli kardeşim davet ettiler, sponsor oldular, geldik ve bu bölgedeyiz arkadaşlar. Şimdi alan harika bir alan. Abi çek bakalım şuraları. Bak dağları görüyor musun? Dağlara gel dağlara. Olduğu gibi dağ. Tırmandık. Tam gidiyorduk, hop dedim. Çünkü harika bir yer yakaladım. Ne yakaladım arkadaşlar? Bakın burası da bir kule diyelim size. Tamam mı? Burada yine Hititlere dayanan çok eski bir geçmişi var. Ve ben bu tepekte güzel şeyler olacağını düşünüyorum. Çünkü yağlık olabileceğini düşündüğüm yerler gördüm. Gel abi. Nerede? Şimdi dikkatim benim yerken şurası çekti ama buraya çıktığım zaman abi gel. Bakın burayı görüyor musunuz? Şimdi burası benim tahminimce bir yağlık, tamam mı? Burası ve şurası. Nedir yani? Arkadaşlar buraya zamanında mum olarak kullanılan o siyah madde var ya, o siyah madde obsidon mu deniliyor ona, ondan buraya döküyorlar abi. Ateşi yakıyorlar buraya ve buraya ve böylece karşıdan insanlar burada bir yerleşim birimi olduğunu anlıyor ve bu yakınları aydınlatarak da arkadaşlar herhangi bir düşmana karşı önlem almış oluyorlar. Şimdi peki bu ne demek? Bu şu demek arkadaşlar. Burada iki tane aydınlatıcımız varsa demek oluyor ki arka tarafta bir yerlerde yaşam alanı var. Hatırlarsınız bir videomda, küçerde çektiğim videomda aynı böyle bir yer bulmuştuk. Orada çok daha orijinaldi ama biraz daha yakın zamandı. Bununla biraz daha geçmiş zaman, biraz yıpranmış. Kayaların da oluşum şekli farklı olduğu için ille de 100 çuvalak olmayabilir bu yağdanlıklar. Şimdi burada bunlar var. Demek ki arkada bir nöbetçi kulübesi var. Tamam. Şimdi o nöbetçi kulübesi varsa nöbetçi kulübesinin arkasında da bir yaşam alanı olması gerekiyor. Tecrübelerime dayanarak bunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Ve şimdi arkadaşlar hop o tarafa doğru gidiyoruz. Gel abi. Tabii bu arada buraya bakacağız ama şimdi burada var. Bir de şu tepeyi çeksene abi arkaya. Bak bak. Burada var. Tamam mı? Demek ki o tepede de bir şey var. Yani benim kanımca o tepe Soğutatlı'da bir tepe var ama orayı çekme. Orada ormancılar var abi. Tamam mı? Tepeye konaklamışlar. O tepeye de bakacağım. Ondan önce buraya bakalım. Şimdi buraya geldik. Oh, fırça batıyor. Tamam. Şimdi yağdanlıklarsa ışık önde, nöbetçiler arkada gözükmemesi gerekiyor değil mi? Nöbetçi burada olursa ışık nöbetçiyi gösterir. O zaman da alnı oku yer. Geldik buraya. Demek ki burası bir nöbetçi kulübesi. Hatta şöyle diyebilirim. Abi şöyle gel. Biraz daha yakından çek. Burası da bir oturak taşı ya da koltuk taşı olabilir. Değil mi? Bak ışık önünde. Bakarız. Mantığını kullan, mantığını. Tamam. Geldim buraya. Uzandım. Oh. Valla arkadaşlar ben askerliğimi Şırnak'ta yaptım. Jandarma komando Fındık taburunda. Eğer beni izleyen devrelerim varsa 73'te 3 tertip 240 diyeyim. Var mı? Kim var? Yozgat'tan arkadaş, Yozgat'ta mıydı? Tokat'ta mıydı ya? Meygözçü kardeşim ismini unuttum ya, hatırlamıyorum. Neyse. Evet benim de hani böyle bir mevzim vardı. Yapmıştım. Böyle kafamı koyacak yerime kadar oturuyordum böyle. Bakıyordum, nöbet bekliyordum. Askerde. Aynı oraya benziyor. Burası olabilir. Eğer burada oturduysa, aha bak burada bir çukur var. Sağına soluna bir şeyler koymuş olabilir. Saklamak için, oynamak için. Tamam. Bunlara bir bakabiliriz. Şuralara. Net bir çukur göremedim. Sonra arkasına bakabiliriz. Yok. Yani buna koltuk taşından ziyade oturak taşı ya da işte bakıp dövütmek için bir yer diyebiliriz. Zeminini kontrol edebiliriz. Herhangi bir şey var mı diye. Bak şimdi mesela burada adam böyle farklı basamak yapmış, gördün mü? Evet. Yani bildiğin basamak burada böyle geçip çıkayım diye. Ben de yapmıştım kendim evliğinde, askerde. Evet. Binde bir milyon eminim arkadaşlar. Kim ne derse desin. Burası bir kule. Tamam. Burası bir kule. Burası oturma yeri. Oturup adam izliyor abi. Karşıyı komple. Hatta bak abi şimdi fark ettim. Gel gel. Bak. Bak. Burada aynı.
Hatta burada birkaç kişi oturabilir. Oturduğu zaman bak, şurada var bir boşluk, burada var bir boşluk. Bak tam arkasındaki oymayı görüyor musun? Oymayı buldum! Aha da koltuk taşı bak, bu da oyması. Konuşmayın lan boş boş. Hayret bir şey. Baya baya koltuk taşı işte. Biliyorum ben sizi. Oradan bazı bizi çekemeyenler var. Abi dik çekme, yan çek. Böyle ters yap. Bizi çekemeyenler var. Vır 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 konuşuyor. İnanmayın onlara, tamam. Çekemeyenler çatlasın aga. Evet, bazı arkadaşlar bu arada abi malzeme bulduğun videoları özledik diyorlar. Arkadaşlar var var çektim. Tamam, yayınlayacağım. Tamam. Aralarından seçiyorum sadece. Ona göre yayınlayacağım. Hepsini yayınlayamayız. Tamam mı? Ufak tefek böyle. Tabii bu arada uyarıyorum. Şaka bir tarafa. Arkadaşlar kaçak kazı yapmıyoruz. Tamam. Kaçak kazı yapmıyoruz. Kaçak kazı yapmak suçtur. Yani ben bunları niye anlatıyorum? Bölgenizi iyi tespit edip iyi anlayın diye. Güzel şeyler varsa resmi kazı bu işleri çözüyoruz. Devletimizden habersiz bir iş yapmıyoruz. Bunu unutmayın. Evet, şimdi hemen burada açıyoruz. Çakallar. Bak nasıl buldum ama. Gel abi ver, ben benim gözümle görsünler, ver bak. Gördünüz mü? İşte. Bak şu hatlara bak. Ve çok güzel buraya oymuşlar. Tamam. Çok güzel oymuşlar. Vallahi. İşte koltuk taşımız bu. Konti garanti bu. Bak hemen. Hemen solda el yetişebileceği bir yerde ufak bir yer var. Tamam. Yani nasıl? Buraya adam oturuyor. Tamam mı? Abi şöyle sen beni çek. Ha bak şurada da var yağlık, gördün mü? Evet. Bak siyah siyah. Orada da var yine. Aynen, al abi sen. Bak işte buraya. Burası böyle birden fazla kişi. Tamam, yan yana 3 tane kafadar. 3 kafadar buraya oturuyormuş. Tamam mı? Kaptan anlat bakalım. Nasıl gidiyor? Vallahi müdür bir hatun buldum. Deyip böyle erkeklerin klasik muhabbeti devam ediyor yani. Neyse, şimdi oturduk ya, bir burası. Burada çukur zaten. Niyeti benim çakım. Burada çukur. Ufak bir oyma var. Tamam. Bir zımbırtı yok. Başka iki diyebiliyor şimdi. Şimdi bak. Olabilir mi? O kadar çok koltuk taşı gördüm ki artık böyle şey ezberledim, klasik oldu. Yani illa o koltuk taşının köşesinde böyle bir sağda bir köşe olur yani bak. Ve altta da mutlaka bir çıkıntısı olur. Aynı çıkıntı bak. Abi görüyor musun? Kurban oldum bak. Dümdüz gördün mü abi? Evet. Bak köşeyi görüyor musun? İlle de burada bir köşe olur ya. Anasını satayım. İlle de burada bir köşe olur. Bu köşe niye oluyor? Bu köşe ne ayak? Bu köşede tekrar söylüyorum. Bugüne kadar gördüğüm koltuk taşlarının tamamının arkasında, tam arkasında, tepesinde, kafasını koyacağı yerde oyma oluyor. Tamam mı? Kesinlikle oyma oluyor arkadaşlar. Oymasız harbi koltuk taşı görmedim bugüne kadar. Tamam mı? Ve tıpkısının aynısı. Yağlık, koltuk, oyma taşı hepsi var. Çekemeyenler çatlasın. Çekemeyenler çatlasın. Bulamayanlar ağlasın. İşin şakası tabii. Varsa yerleriniz, her şekilde ben yardımcı olurum. Tamam. Hiçbir maddi beklenti içerisinde değilim arkadaşlar. Bana sponsor olun. Geleyim yanınıza. Tamam, yerlerinizi güzelce tespit edeyim. Varsa vardır, yoksa yoktur diyeyim. Kafanız sonuçta kalmasın. Resmi kazı gerekiyorsa da derim uygundur. Bakıyoruz yani. Ayarlama çalışıyoruz. Allah'ın izniyle. Şimdiki. Ufak bir kasa olsa da patlatsam size. Oturduğu yerde yoktur. Şimdi oraya oturduk, buraya oturduğumuzu düşünürsek de elimi sola atsam bir çıkar. Aklını kullan şimdi. Bak adam buraya oturdu değil mi? Sen evde oturun, canın sıkıldı, televizyon izliyorsun. Bu adam yapacağı hiçbir şey yok. Ne yapacak abi? Neyi seviyor? Parayı sevmeyen erkek var mıdır? Yok mu? Ya. Eline alır bak mesela. Benim canım sıkıldı bak. Benim odaya alır. Hele. O yüzden o adam
ya. Tamam, hele bir de baştaki komutanından saklıyorsa bunu. Hele bir de öldürdüğü bir düşmandan arakladıysa ne yapacak? Oturduğu yere gömecek. İşte abi sağa sonuna bakacaksın şimdi. Şimdi burada küçük kasa arayacağız. Tamam. Şimdi şurada ben göremedim küçük bir kasa. Şimdi dikkatli bir şekilde devam edeceğiz. Küçük kasanın adam tabii işaret koyuyor. Ne koyabilir? Böyle küçük bir V işareti ama bariz olacak. V işareti koyabilir. Yanına murç işareti koyabilir. Çarpı işareti koyabilir. Tamam. Bu işaretleri arayacağız. Ya da ne bileyim şöyle bir kesik atabilir böyle. Belli bir kesik. Onları arayacağız. Önce şuralara bakalım. Sen beni peşimden gel abi. Şuradan çekersin abi. Baktığım yerleri gör arkadaşlar. Buranın kaya yapısında bu şekilde kesitler çok. O yüzden böyle bir kesite biz güvenemeyiz. Adam da bunu düşündüyse ne yapacak? Dört köşe bir kesikten ziyade yuvarlak bir kesit yapacaktır ki anlayabilsin diye. Unutmayın. Devam edelim. Burada herhangi bir şey görmüyoruz. Evet, koltuğun çevresini araştırıyoruz. Kasamız yok orada. Evet. Arkaya bakalım mı abi ya? Bu da koltuk taşının arkasına geldik. Hadi ver bakayım, benim gözümü görsünler. Şunu saklayalım. İşte bu da koltuk taşının arkası. Acaba arkada bir şeyler var mı diye bakacağız. Evet, şimdi burada bir küçük bir oyumuz var. Bak şimdi oradan. Buradan orası açık. Bunun bir anlamı var mıdır? Oradan baktığın zaman şurası gözüküyor. Abi tutsana. Bir tane getireceğim. Ver, çapıdan. Küçük bir kesinti oldu arkadaşlar, kusura bakmayın. Şimdi şuradan yaklaş abi. Buradan öbür taraf gözüküyor. Oradan bakıldığı zaman alan burayı gösteriyor. Tamam mı? Şöyle eğdik. Acaba şurada diyorum. Bir şey var biliyor musun? Evet arkadaşlar, burada herhangi bir şey çıkmıyor ama sonra direktörle bakabilirim. Şu an direktör yanımda değil, o yüzden şimdi bakmıyorum. Şimdi burada başka bir alana bakalım. Bak bak şurası abi ya. Evet arkadaşlar, yine bir şey buldum. Gel. Bak şimdi. Gördünüz mü? Bak şu taşın yuvarlak kesimini görüyor musunuz? Burada böyle yüz yuvarlak duruyor. Tam böyle yuvarlak. Bunda bak, bu da buraya yapışmış gibi. Tamam. Şimdi ne yapıyorlar? Kasayı bu şekilde yapıyorlardı. Önüne de böyle yarım gelecek şekilde bir taş koyup, tamam. Kasayı kamufle ediyorlardı. Yani şimdi bu şu yuvarlak kas kabuk ortada olsa kasa olduğu anlaşılır. Tamam mı? O yüzden kasayı koyuyor. Sonra da önünü kapatıyor. Şu an siz rahat göremiyorsunuz yalnız. Güneşten dolayı. Şöyle göstereceğim, üst yuvarlak. Gördünüz mü? Alttan göstereyim. Heh, bak. Şöyle yuvarlak geliyor. Tamam, şöyle. Bunu da buraya böyle yapışmış. Bildiğiniz resmen kamufle etmişler. Şimdi burayı ne yapmak lazım? Bu bayağı çalışma istiyor burada. Bayağı bir kırılır. Evet. Bakalım. Evet, ne yapsak ki? Düşündüm, tamam.
arkası olabilir. Onu bir açıp bakmak lazım da. Bir yere kaçtı, yok. Orada dura dursun o. Sonra bir yoklarız bakalım var mıdır yok mudur. Duruma göre hareket ederiz. Diyoruz. Ve şimdi bir alanımız daha var. O alanı da çekeceğim. Ama o alanda biraz detaylı çalışma istiyor. O yüzden onu ikinci videoda anlatayım. Şimdi anlatmayayım. Şimdilik arkadaşlar yağlığı anlattık. Etrafında kasa aradık. Ve nerede bulduk kasayı? Bak abi, hiçbir şey tesadüf değil değil mi? Nerede bulduk o kasayı? Koltuk taşı. Değil mi? Evet. Koltuk taşının sağ tarafındaki hizada kasamızı bulduk. Tamam mı? Bu arada şuradan da bakıyorum ben. Bak orası da yine bir şey. Nöbetçi yeri. Mevzi gibi yapmışlar. Gördünüz mü? Orası da bir nöbetçi yeri. Böyle mevzi gibi yapmışlar. Yani elinde ok gücünü. Okçular bak. Şunu görüyor musun? Nasıl? Sağında solunda döşemişler böyle. Bir dikme taş yapmışlar. Bak o da dikme taş arkadaşlar. Dikmişler, sağında solunda taşlarla beslemişler. Evet, burada güzel şeyler var. Çekime devam edeceğiz. Güzel şeyler var. Bölgenizde böyleleri varsa es geçmeyin, tamam mı? Evet arkadaşlar, bu videodan bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ben de kalın. Bendeniz Hayalet İsmail. Videomu beğendiyseniz ve böyle videoların devamını istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.